Kıdem tazminatı fonunun avantajları ne dersek başlık başlık nasıl açıklayabiliriz? Yani birincisi şu işçiye avantajı işverene avantajı. Bunun iki yönünü düşünmek hı hı. lazım. İşçiye avantajını düşünürsek eğer ki o iş yeri iflas, konkordota gibi bir durumla karşı karşıya kalıp işçinin hakkını ödeyemeyecek duruma gelirse fonda işçi alacağı garanti altına olduğundan artık fondan bu kişiler kıdem tazminatlarını rahatlıkla alabilir duruma eskiden gelecekler. Eskiden böyle değildi. Tabii. Hı -hı. Yani zaten daha fon oluşmuş değil. Yani değil. şu an tasarlanan tasarlanan, tasarlanan düşünce Hı -hı. bu. Yani burada işçinin haklarının korunması açısından bu sistemin tam hale gelmesi. E tabii işçi açısından tamam. en büyük avantajı Hı -hı. bu. İşveren açısından avantajlarını düşünürseniz iki türlü avantajı var işveren açısından da. Hatta 3 de diyebilirim ben buna. Birincisi kıdem tazminatı son maaş üzerinden ödeniyordu. Fon gündeme geldiğinde artık her yıl çalıştığı ücret üzerinden ödenecek. Yani ben şimdi bugün 2558 lira asgari ücretli işe başlıyorum ama 5 yıl sonra aynı maaşa çalışmayacağım yıllık artışlar, benim meslekte kazandığım vasıf kalifiye olmam halinde bugün 2558 lira asgari ücretle vasıfsız bir işçi olarak başlıyorsam 5 yıl sonra belki de 7000 lirayla çalışacağım. 5 yıl sonra işten ayrıldığımda 7 bin lira üzerinden hesaplarsanız 5 yıllı 35 bin lira para yapacak. Ha Yani e, şimdi şurada da bir virgül koyalım. O zaman e, 7 yıl boyuncaki kazancının ortalaması alınmayacak. Son yıl nasıl ayrıldıysa hatta son maaşı mı geçer? ya Mevcut da son yıl... düzende böyle. Yani <laughs> evet. şu anki mevcut düzende böyle. Hı -hı. Mevcut düzende şu an hiç kıdem tazminat fonundan bahsetmezsek Hı -hı. bugün itibariyle sigortalı işten, Çalışmış 10 senedir çalışan bir kişi bugün işten ayrılıyor olsa hı hı. en son maaşı ne kadarmış? Bürütü 4000 lira. 4000 lira üzerinden çarpı 10, 40 bin lirasını alacak hı hı. ayrılacak iş yerinden. Ama fona geçtiğinde durum fonda şöyle bir kriter var. Fon kıdem tazminatını yıllık olarak ödeyecek o zaman işveren. Yani bu yıl için 2550 lira Ali Duman işe başladı. Önümüzdeki yıl kaç para oldu Ali Duman'ın maaşı 3000 lira bir dahaki sene 3 bin lira yatıracak. Yani o zaman 10 yılda son maaşın tutarına gelmesi mümkün değil. Hmm. Çünkü şu an fon kurulmazsa işçi ayrılacağı zaman son maaş üzerinden hesaplandığından dolayı işveren eğer son maaşa bırakılmadan her yıl değer çalıştığı değer üzerinden öderse cebinden daha az para çıkmış olacak. İşveren açısından düşünürsek. İkincisi işveren bunu eşit taksitlerle ödeme imkanına kavuşacak. Şimdi 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra bir işçiyi işten çıkardığınızda bütün miktarı bir defada defaten vermek durumunda kalıyorsunuz. Ama bu şekilde düşünürseniz asgari ücretli bir çalışanın 12 ayı da eşit taksitle ödeyecek. Her ay sigorta primiyle beraber yatıracak. Yani şu an itibariyle ben hesapladığımda asgari ücret 2558 lira 12 ayda ortalama aylığına 215 lira düşüyor. Yani bir yıllık kıdem hakkını işveren her ay 215-215 şekliyle ödeme imkanına kavuşmuş olacak. Bu en önemli işverenin sağladığı avantajlardan biri. Tabi işverene sağlanan avantaj diğer taraftan bakıldığında işçi açısından dezavantaja dönüyor işçi mevcut kıdem tazminat hakkını son maaş üzerinden toplu bir şekilde alacakken artık her yıl düşük bir maaş sistemiyle fondaki parası daha az tutara gelmiş olacak. Yani 10 yıl çalışan işçi 4 bin lirayla ayrılırken düşün 40 bin lirayı aldı bir mevduata yatırdı. Ama 10 yıl boyunca 2 bin lirayla çalışmaya başlayan işçiyi düşünün bu sene 2000 lira, seneye 2200 lira, bir dahaki sene 2500 lira. 10 yıllık geçişte 4000 liraya geldiğinde fonda 40 bin lira göremezsiniz. Çünkü sürekli artan bir şekilde ama yarısı kadar başlayan bir durum söz konusu. Bu işçi bin liradan işe başlamıştı. Dolayısıyla o fondaki rakamın mevcut düzen içerisinde işçinin alması gereken tutara erişebilmesi için bir devlet etkisi gerekiyor. Hmm. Yani bu devlet etkisine ne diyelim o fondaki parayı çalıştırma, işin haklarını koruma ya da teşvik. Peki bu nasıl bir teşvik olabilir? Tabii bu da önemli konulardan bir tanesi. Sayın Bakan bu hususta bireysel emeklilikle beraber entegre çalışmayı düşünüyoruz dedi. Yani bireysel emekliliğin katkılarından bu kıdem tazminat fonundaki katkıları da birbiriyle örtüştürebiliriz anlamına geliyor. Peki bireysel emeklilikte nasıl katkılar var? Eğer fon bireysel emekliliğin bazı modellerini kendine örnek alıp işin haklarını bu şekilde koruyacaksa o zaman bireysel emekli incelememiz icap ediyor. Bireysel emeklilik sistemi diyor ki her yıl yatırdığım paraya %25 devlet katkısı var. %25 iyi bir oran. Bakın son 3-5 sene içerisinde gelen en yüksek asgari ücret zammı %26'larda işte bu seneye geldi. Ama evveliyatına bakın %3, %7. 2015'ten 2016'ya geçerken de bir güçlü bir artış gelmişti. Eğer %25 bireysel emeklilikteki payı koruyacaksa o zaman evet içerideki işçiye ait olan fonda biriken tutar ciddi manada artış sağlayacak demektir. Ama handikapları yok mu? Tabii ki handikapları var. Ne bunlar? Bireysel emeklilik sistemi süreli artış gösteriyor.